Arkadaşlar merhaba. Yine bir Core Games videosunda beraberiz. Bugünkü videomuzda projemize müzik nasıl ekleyebiliriz? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayınız. Arkadaşlar Core kendi içerisinde birçok müziği size ücretsiz olarak zaten sunuyor. Core Content penceresinin altında audio seçeneğine gelirseniz burada hareketli, slow birçok çeşit müzik mevcut. Bunlardan istediğinizi alıp projenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak şunu öncelikle belirteyim. Buradaki müziklerin dışında bildiğim kadarıyla şu an için sistemin içerisinde farklı bir müzik entegre edilemiyor. Yalnız bununla alakalı farklı görüşler var. Bazı yabancı forum sitelerinde Lua dilini kullanarak bir klasör tanımlamaktan falan bahsediliyor ama net bir bilgi yok. En azından ben rastlamadım. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Onun için şu an dışarıdan müzik hiç yüklenemeyecekmiş gibi mevcut müziklerle neler yapılabilir bunun hakkında ben bilgi vermeye çalışacağım. Yine eğer farklı müzikler eklenebiliyorsa yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda en azından bu konuya bir değinerek bir açıklık kavuştururuz. Şimdi arkadaşlar Core içerisindeki müziklerden örneğin herhangi birini alıp haritada herhangi bir yere bırakıyorum. Karşımıza bu şekilde iki tane farklı küre çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi yeşil olan kısım, bir tanesi de şu mavi kısım arkadaşlar. Yeşil kısmın özelliği, oyuncular bu kürenin içerisine girdiği zaman eklediğiniz müziğin sesini en yoğun olarak alabilecekleri, en yoğun olarak duyabilecekleri kısımdır. Mavi kısım ise müzik sesinin yavaş yavaş azaldığı kısımdır. Yani oyuncu yeşil kısımdan çıkıp mavi çizginin sonuna gelene kadar yavaş yavaş azalarak müzik sesi kesilecektir. Ve çizgiden çıktıktan sonra da artık oyuncular o müziği duymayacaktır. Yani buranın özelliği bu. Yine Properties penceresinin altında bazı özellikler var. Kısaca hemen onlara da bir değineceğim. Çok fazla detaya girmeye gerek yok zaten. Belli başlı yerlerle uğraşacağız. Çünkü bunlardan bir tanesi Autoplay. Bir tanesi hemen iki altında olan Repeat. Ve ses seviyesi. Radius, Follow. Özellikle biz bunlarla uğraşacağız. Radius dediğimiz kısım şu yeşil küre. Kürenin çapı. Halo dediğimizde şu mavi kürenin çapından bahsediyor. Diğerlerine de ufaktan bir değinmem gerekirse, ya bilgi vermek için söylüyorum, onlarla ilgili çok bir örnek yapmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim. Bunlardan en baştaki, yani isimlerini telaffuz edemiyorum yani artık nasıl kelimelerse. Beni mazur görün bu konuda. En baştaki arkadaşlar ses kaynağının konumuna göre, yani daha doğrusu oyuncumuzun konumuna göre sesin, yani bu eklediğimiz simgenin sağ tarafında kalıyorsa oyuncunun, biz sağ taraftan duyuyoruz. Sol tarafında kalıyorsa sol taraftan müziği duyuyoruz gibi bir ayarlama seçeneğidir bu. Yine hemen altındaki Attenuation, Enable Attenuation kısmı da yine sesin, yani karakterimiz olan mesafesine göre ses seviyesinin arttırılmasıyla alakalı, artmasının dengelenmesiyle alakalı daha doğrusu bir seçenek. Altındaki de kapatmayı tetiklemeyle alakalı bir şey olması lazım. Çok emin değilim bu konuda da. Öyle bir şey oldu. Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Autoplay müziği otomatik oynatmaya başlatır. Transient arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Eklediğiniz müziği bir kere çalar. Müzik bittikten sonra sanki hiç eklememişsiniz gibi, sanki hiyerarşide demeyelim de, yani oyun içerisinde artık o müziği duyamazsınız, göremezsiniz. Yani böyle bir ayar yapar bu. Repeat biten müziği tekrar yeniden başlatır. Repeat özelliği arkadaşlar oktavla sesin oktavıyla alakalı bir şey. Oktav seviyesini yükseltir ya da azaltır. Volume kısmı arkadaşlar zaten adından anlaşılacağı üzere sesin seviyesini, yüksekliğini ayarlayabileceğimiz alan. Radius kısmı, şuradaki yeşil kürenin çapı, az önce de bahsettik. Follow kısmı, mavi kürenin çapını bahsediyor.
Fade in time, fade out time arkadaşlar. Bunlar da belirlediğimiz zaman diliminde işte sesin arttırılması ya da azaltılması ile ilgili bazı ayarlamalar. Start time, stop time, işte şu belirlediğiniz dakikalar içerisinde başlatıp sesi tekrardan kapatması ile ilgili yine aynı şekilde benzer bir ayar. Yine start delay max, yani bu gecikme süreleriyle ilgili bir şey bu. Sesin gecikme süresi ile ilgili olan kısımlar. Bu kısım böyle arkadaşlar. Burada çok değineceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi bizim sadece autoplay, repeat, volume, radius ve follow. Biz genelde buralarla bugün uğraşacağız. Arkadaşlar şu an örneğin radius değerini 1000 yaparsak açısı genişler. Aynı oranda mavi küre de genişler arkadaşlar. Ancak mavi küre buradaki rakamı gördüğünüz gibi değişmedi. Siz isterseniz bunu kendiniz de tekrardan değiştirebilirsiniz. Küçültür ya da yükseltebilirsiniz. Şimdi buranın bir denemesini yapmak için ben müziğin konumunu rahat bulabilmek için, daha doğrusu buraya bir obje yerleştireceğim. Örneğin bir tane şöyle sehpa yerleştirelim. Müziğime geliyorum. Yani bu konuma geldiğimde otomatik başlamasını istiyorum ve sürekli çalmasını istiyorum. Konumumuz bu. Bakın müzik başladı. Umarım ses geliyordur size. Müzik başladı. Yeşil konuma, yani sehpaya gelene kadar da en yüksek seviyesine gelmiş oldu şu an. Şimdi bir müziği arkadaşlar, eğer haritanın tamamında çalmasını istiyorsanız, eğer radius değerini haritanın tamamını kaplayacak şekilde, örneğin 250 bin mesela yaparsak burayı, tüm haritayı kaplayacaktır. Yani şu anki haritamız için konuşuyorum. Sizin alanınız daha geniş olabilir. Bu şekilde yaparsanız haritanın neresine giderseniz gidin bu sesi şu an duyacaktır karakterimiz. Ne geliyorum, şunu eski haline getireyim. Şimdi eğer ki birden fazla sesi liste halinde sırayla çalınmasını istiyorsanız bunun için de Lua diline girmeniz gerekiyor. Bunu kodla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki bununla alakalı kodun kendi sitesinde hangi kodların kullanılması gerektiğinin falan açıklayan bir bölüm var. Onları aslında inceleyebilirsiniz. Orada bazı örnekler de var. Ki bunu düşünen arkadaşlar Korun sitesine mutlaka ziyaret etsin. Orada daha detaylı bilgiyi edinebilirler. Onun için şu an burada buna girmeyeceğim. Diğer yandan haritanın işte bir bölümünde farklı müzik, farklı bir konumda farklı bir müzik çalmasını istiyorsanız ona şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin bu eklediğimiz müzik evin içinde çalsın. Biraz evden uzaklaştıralım. Böyle. Buraya da farklı bir müzik ekleyelim. Örneğin bunu buraya konumlandırayım. Radius değerini bunun da 1000 yapacağım. Ya ben varsayılan olarak atıyorum kafama göre. Siz bunları deneyerek istediğiniz ölçüleri bulabilirsiniz. Yine autoplay diyorum. Repeat diyorum. Ve bir de şöyle gelelim. Üstüne bir tane de sandık ekleyelim. Burada bir ödülümüz olsun. Tekrar son kontrollerimi yapıyorum. Oyunumu başlatıyorum. Bakın evin çevresinde olduğumuz için müziği duymaya başladık. Yani şu an müziği duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evden çıkıyorum.
Ve mavi kürenin sınırından çıktığımız için sesi duymuyoruz artık. Diğer yere doğru devam ediyorum. Şu an diğer müzik aslında çalmaya başladı. Masaya doğru yaklaştıkça ses seviyesi artacaktır. Ha, arazinin farklı yerlerine kısaca bu şekilde müzik ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.